Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuş kılışımız. Kaynağımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Atayurt Cemiyeti reisinin sözleri dikkat tarttı. Kazakistan'da Xitay'nın vatanımız Şarkı Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek Katarlık Türklerge elip berivatkan cinayetlerini ken kölemde tonuşturvatkan ve Xitay'nın közüge kadalgan meh bulup hizmet kılavatkan Atayurt Kişilik Hukuk Cemiyeti reisi Serikcan Bilaş oğlu'nun 5. fevral günü kılgan sözleri dikkat tarttı. O Atayurt Cemiyeti'ye toplanan aile azaları Xitay tarafından ceza lagırları tutulup ketken onlarca kişiye hitap kılıp durup onlarının namı da dünyaya nida kıldı. O sözü de Xitay, Şarkı Türkistan'da zimistan kışının soğuk küllerinde muz tonlap ketken azgallarına kazgan lagırlarda bizning irkimizni yok kılıp, numusumuzu depsende kılıp, kızlarımızı tacavuz kılıp atkan bir peytte Şarkı Türkistanlıktan yükselgen sadalarını Amerika'nın küşkürtüşü degen sepsetike işinip süküt içi de oldurgallar numustin şereptin söz açmasın dedi. O söz diyene Xitay tecavüzcilerinin vatanımızda kandak bulan talan siyasi yürgüz vatkallıkını, Xitay Şarkı Türkistan'daki bütün Türklerini yok kılıştığını ibaret rezil planını en vahşi şekilde elip yer vatkallıkını. Hatta Xitay'ı yıllarca hizmet kılgan Uygur, Kazak Katarlık komünistlerine rahim kılmağallıkı, çünkü onun esli neslinin Xitay bulmağallıkı üçünle Xitay'ın yoktuş nişanı bulu vatkallıkını bildirdi. O söz diyene közlerine yaş elip durup, Kazaklarının öz vaqtida Uygurlarının beşiği kelgen zulümge perva kılmağallıkı, Xitay tarafta turğallıkı, emdilikti bolsa oxşaş kısmet Kazaklının beşiği mi kelgenlikini bildirdi ve uygunuş vaqtının yitip kelgenlikini. Xitay tecavüzçilerinin vatandakilerine emez Kazakistan'a mı karı kolunu sunu vatkallıkını, huddi Şarkı Türkistan'da bolğandak, tünügün divanıdak gelgen Xitay işlemcilerinin əti Kazakistan'da min yıl yaşıqallar erişelmeydiğen muhim caylarını kolgu kirgüzüp, bu yerde hükümranlık yürgüzüşkü başlaydı kallıkını bildirdi. O yana bu dava yolu da aldıdın yigen hancerdin, keynidin yigen hancerinin köp işkellikini. Xitay'nın galcilerinin onu bu yoldan tohtuş üçün bütün hareketini kılıp atkallıkını, ama özünün bu yolga Allah razılığı üçün çıkallıkını, ölümden korkmaydı kallıkını, bu yolda ölse şehit depkaraydı kallıkını bildirip, bütün mezlumlarının sükütünü buzuşu gereklikini, Xitay'nın cinayetini aşkarlışı gereklikini bildirdi. Şarkı Türkistan'daki kontrol kılış siyaseti Xitay ülkelerde mi başlandı? Zimistan torunun 7 fevral bergen haberde bildirilişçe Xitay Şarkı Türkistan'da yürgüzgen katlık kontrol kılış siyasetini Xitay ülkelerde mi yürgüzüşke başlagan? Haberde Xitay dairelerinin yakından beri Xitay puhralarının çigradın çıkışını katlık kontrol kılıplı kalmay, belki asası katlamdaki okutukçı ve doktorlarının pasportini yığıveliş uxturuşu tarqat kallıqı, her kaysi otur ve başlangıç mektep okutukçularının çigradın çıkışını kontrol kılışını küçeytkenliki. Okutukçı ve doktorlarının pasportini yığıveliş siyasetinin ötken yılı 10. aydın başlanğanlıkı bildirildi. Ötken yılı Xitay dairleri atalmış Ningxia Huizhou Abdunum rayonunda uxturuş çıkarıp, her kaysi mektep modelleri, mektep mesulleri, nahiye derecelik otur başlangıç mektepler ve ballar yaslisi mesullarının pasportlarını bir tutaş saklaş üçün idari rehberlikteki tapşırışını şahsi işler bilen çet elge çıkışkı bulmaydı kallıkını. Bu türdeki resmiyetlerini beceriş hizmetinin tohtutlu kallıkını uxturgan idi. Zeytinburnu'da Şarkı Türkistan tunuşturuldu. 6 fevral İstanbul Zeytinburnu rayonunda Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tunuşturuldu. Faaliyetini İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Zeytinburnu şöbüsü teşkilleyen bulup, faaliyetke Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Teklimakan teklifinden katlaştı. Faaliyette Dr. Abdusalam Şarkı Türkistan'ın kıskıç tarihi
Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan kishilik huquq tafsandichiliklari 3 million atrofidagi Sharq Turkiston xalqining sababsizla lagerga tutqun qilinganligi, shundaqla lager va turmalarda Xitoy tomonidan qirg'in qilinayotganligini tunishtirdi. Qozog'istonda Xitoyning razilligi yana bir qatim oshkora bo'ldi. 7 fevral ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan silliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonda Xitoyning bolalar shaldamasiga o'rin belgilash uskunasi GPS o'rnatganligi oshkorlandi. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston xalqini ilg'or texnika uskunalari bilan umumiyuzlik kontrol qilish maqsadiga yetgandan keyin Qozog'iston xalqi yoki Qozog'istondagi Uyg'urlarni kontrol qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Qozog'istonga eksport qilgan mollarga yashirin jasusluq uskunalarini o'rnatganligi orqa-orqadan oshkora bo'lmoqda. Bugun Qozog'istonlik bir Uyg'ur bozordan qizig'i sotib olgan bolalar shaldamasining tovar markasi ostiga o'rinlashtirilgan o'rin belgilash uskunasi GPS'ni bayqab qattiq cho'chigan. Bu kishi bu shaldamining dal Xitoyning Qozog'istonga eksport qilgan milliy ekanligini bildirib, keng xalq ommasini Xitoy mahsulotlarini sotib olishdan ehtiyot qilishga chaqiriq qildi. Trump Xitoyning Amerikaning ish va boyligini o'g'irlashiga xotima berilishi shart dedi. Amerika prezidenti Donald Trump seshanba kuni Amerika xalqiga nutq so'zlab, Xitoyning Amerikaning ish va boyligini o'g'irlashiga xotima beradiganligini bildirdi. Trump so'zida Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdoda keskin pozitsiya tutishi bu maqsadni ishqa oshirish uchun ekanligini bildirib, Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimi uning qurilma xarakterlik o'zgartirish elib berib, Saudiyadagi adolatsizlikka xotima berishni talab qildiganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoyning iqtisodiy qurilmasini o'zgartmaslikka qattiq kuchayotganligini bildirmoqda. Bu qatimqi nutuq prezident Trampning vazifaga o'ltirgandan beri davlat majlisida Amerika xalqiga so'zlagan 2-chi qatimlik nutqidir. U yuqorqi so'zlarni Amerika Xitoy savdo suhbati kelar hafta Beijingda o'tkazilishining oldida qildi. Agar Xitoy Amerika bilan bu oyning oxirlariga qadar savdo kelishimi hosil qilolmasa, 1 mart kuni Amerika Xitoy savdo urushi qayta boshlandi. Prezident Trump so'zida Amerikaning Xitoyga qarata qattiq maydonda turganligini eskertib, biz Xitoyga shu narsani aniq bildiryapmiz. Yillardan beri davomlashib kelgan Amerika sanoatini nishonga olish bizning aqliy mulkimizni Amerikaning ish va boyligini o'g'irlashga xotima berish vaqti keldi deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning ta'kidlashicha, Xitoy cho'qim o'zining iqtisodiy qurilmasini o'zgartirishi kerak ekan. U biz hozir Xitoy bilan savdo kelishimini so'zlashyapmiz. Lekin bu cho'qim iqtisodiy qurilmani o'zgartirib, savdodagi adolatsizlikka xotima berishni, bizning savdodagi qizil raqamni ozaytishni va amerikaliklarning ish pulistini qo'g'dashni o'z ichiga olishi kerak dedi. Prezident Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinping o'tgan yili 12 oyning boshlarida ko'rishib, savdo urushini 90 kun to'xtatishni qaror qilgan. Prezident Trump agar Xitoy bu 90 kun ichida Amerika bilan kelishim hosil qilmasa, Xitoy mahsulotlariga bojni ko'paytirganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika o'tgan yili Xitoyning 250 milliard dollarlik import mahsulotiga boj qo'ygan. Xudson Aqllar markazida Uyg'urlar masalasi bo'yicha muhokama yig'ini ochildi. Arkansas radiosining xabarida bildirilishicha, 6 fevral Washington shahridagi eng cho'ng Aqllar ombirining biri bo'lgan Xudson markazida Uyg'urlar jamiyati navbatda duch kelayotgan masalalar hamda buning dunyo uchun nimalardan derak berishi haqida maxsus muhokama yig'ini ochildi. Muhokama yig'ini nuqtali holda Xitoy rejimining Sharq Turkistonni ismi jismiga loyiq soqchi davlatiga aylantirib bo'lganligi. Mazkur soqchi davlatining hozir oz degandimi 1 milliondan ortiq Uyg'urni siyosiy jihatdan qayta tarbiyalash lagerlariga qamab olganligidek reallikni orqa ko'rinish qilgan holda bu masalaga dunyoning qanday inkosda bo'lishi lozimligini tafsiliy muhokama qildi. Bu qatimqi muhokama yig'iniga Amerika Kengash palata a'zolaridan Tom Cotton ichilish nutq so'zlashga taklif qilingan bo'lib, Tom Cotton nuqtali qilib, Sharq Turkistonda hozir ijro bo'layotgan bostirish siyosati hamda buning Uyg'urlarning milliy mavjudligi uchun qaysi darajada og'ir tahdid paydo qilayotganligini tafsilib bayon qildi. U navbatda Xitoy rejimining bostirish obyektiga aylanib qolgan Uyg'urlarning amaliyoti Xitoyning eng cho'ng energiya bazasi va yer osti boyliq makoni bo'lgan bir rayonda yashayotganligini, navbatda zo'r kuch bilan ijro qilayotgan bir balvoq bir yo'l qurilishining mutlaq bexatarligini o'ylashgan Xi Jinping hokimiyatining amdilikda Uyg'urlarni butkul millat bo'yicha ta'qib ostiga olganligini so'zlab o'tdi.
u so'zining oxirida mushundoq hokim mutlaqlikni davlat kuchiga tayinib ijro qilayotgan bir hokimiyatning navbatda dunyoga kengayishga urinayotganligini ta'kidlab, Amerika hukumatı, shuningdek dunyo jamoati Xitoyning bu xildagi hokim mutlaqlik harakatini cheklash uchun amaliy tadbir qo'llanadigan vaqt yetib keldi dedi. Bu qatimgi muhokama yig'iniga so'z qilishga taklif qilingan mutaxassislardan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqina esa Angliyadagi Nottingham universitetining dotsenti Ryan San, Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq iqtisod va ijtimoiy ishlar vakili Kelly Curry qatorliklar ayrim-ayrim holda so'z qildi. Ular o'z bayonlarida Uyg'urlar masalasining hozirgi taraqqiyoti va buning tarixiy orqa ko'rinishi, lagerlar masalasining Sharq Turkistonga ko'rsatayotgan ta'siri, dunyoni Uyg'urlarga ega chiqish masalasida qanday qilib amaliy harakatga qo'zg'ash qatorliq masalalar haqidagi ko'zqarashlarini o'tirg'o qo'yib, yig'in ahlidan bu masalalarga astoydil muomila qilishni murojaat qildi. Ömer Uyghur Pakistan'daki Xitay Puhraları Cemiyeti'nin tehdidiga uchurgan. Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Pakistan'daki Ömer Uyghur Vahbi'nin başlıqı Ömer Uyghur Efendi'nin bildirilişçe, yakında o Pakistan'daki sabık Xitay Puhraları Cemiyeti'nin iqtisadi yardım namıda Pakistan'daki Uyghurlarını tizimlaş işiga narazılık bildirgenliği üçün mezkur cemiyetinin tehdidiga uchurgan. Ma'lum bo'lishicha, sabık Xitay Puhraları Cemiyeti mesullerinin Gelgitdiki Abdiqayim Mijit qatorliq Xitoy elchixonasining faoliyatlariga aktiv qatnashadigan bir turkum Xitoyga moyil kishilar yaqinda bo'lgan Xitoy rejimining Uyg'ur siyosatini madhiylaydigan maqolalarni e'lon qilib, Umar Uyg'ur vaqfini qaralaydigan tashviqotlarni barg'ancha kuchaytirmoqchigan. Shu sababdan navbatda Umar Uyg'ur vaqfining Pokistondagi faoliyatlari cheklamaga uchrab qolmasdan, balki yana Umar Uyg'ur apandining o'zimi mazkur jamiyat xodimlari tomonidan bevosita tahdidlarga duch kelmoqchigan. Yevropada Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. 6 fevral Finlandiya va Gollandiyada g'ulji qatliamini xotirlash munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Finlandiyadagi namoyishni Finlandiya Sharq Turkiston jamiyati bilan yoshlar uyushtirgan bo'lib, namoyishga Finlandiyada yashayotgan Uyg'urlardan boshqa Qirg'iz, Chechen, Turk, Azerbayjon qatorliq Turk millatlariga tabi qarindosh millatlar ham ishtirok qildi. Namoyishchilar mashhur sayohat maydoni markazidan chiqib, Har xil tilda jonliq shuarlarni to'plab markaziy ko'chalarni aylangan. Namoyish Xitoylar chog'a munosabati bilan mustaylish o'yini o'yishtirgan poyiz vokzali yanida oxirlashgan. Yana bir tarafdan Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar g'ulji qatliami munosabati bilan Gollandiya parlamenti oldidan Xitoyga qarshi shuarlarni to'plab yurish qilib, Gollandiyadagi Xitoy konsulxonasi oldigacha borgan. Xitoy konsulxonasi oldida Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati raisi Aysa Qarim Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilikka qarshi bayonot e'lon qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.